şimdi havalanmadan yeni çıktım, şehir merkezine gideceğim. Şehir merkezine gitmek oldukça kolay. İki yolu var, otobüs veya tren. Ben trenle gideceğim, daha hızlı, tramvayla veya metro her neyse. 9 sloti trenle gidiyorsunuz. Hemen havaalanın içinde zaten istasyon. Bir üst kata çıkıyorsunuz, şurada gördüğünüz gibi. Buradan tren biletinizi alıp, bileti şeyde de alabiliyorsunuz eğer para varsa, üzerinizde nakit varsa trende de alabiliyorsunuz, yani sorun yok. Treni yakaladım. Şu anda koşturup parayı da ödemedim. Şimdi ödeyeceğim. Şöyle bu 50 lot. Belki abla geliyor, trenle alıyor parayı. Yani dediğim gibi ödemeyi trende de yapalım diyorsunuz. Trende sadece cash money geçiyor. Biletiniz yoksa şeyden alabiliyorsunuz. Hemen makineler var, oradan alabiliyorsunuz. Aksi takdirde kredi kartı çalışmıyor. Bunu söyleyeyim. Sadece cash çalışıyor. Yolculuğunuz boyunca bunu atmayın. Çünkü ara ara kontroller oluyor. Bunu eğer gösteremezseniz sanırım 80 euro gibi bir cezası var. Havaalanından Krakow şehir merkezine trenle yaklaşık bir 25 dakikalık yolculuktan sonra ulaşıyorsunuz. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Otelime doğru gidiyorum. Hafif bir rüzgar var ama soğuk değil. Hava 10 derece. Şimdi bir parkın içerisinden geçiyorum. Yarın buraya geleceğim yine. Buraları gezmeye. Heykelin arkasında görünen şu kırmızı tuğlalı kule var. Kale gibi. Yarın veya belki de bugün size tanıtacağım burayı da. Şimdi şuradan devam edeyim. Bu kaldığım yerde bu merkeze çok yakın bir yerde. O yüzden yani gezerken birçok şeyi de görme fırsatı yakalayacağım. Biraz pahalı ama yine de yani otobüsten, trenden, otobüs veya tren parasından kurtarmış oluyoruz. Böyle şehir merkezinde kalınca. Bugün 16 Nisan. Hava 10 derece. Güzel bir hava var. Güneşli. Soğuk değil. Öğleden sonra yağmur bekleniyor. Yarın da yağmurlu olacağı söyleniyor. Göreceğiz bakalım. Şu arkamda gördüğünüz heykel. Tam karşımda duran şöyle kale gibi bir yer var. Buraları size tanıtacağım. Buraya yakın bir noktada kaldığım için bütün yani Krakow'da görebileceğiniz noktaların çoğu burada yer alıyor. Şimdi bir 500 metre falan ileride otelim var. Google Map öyle söylüyor. Oraya yerleştikten sonra biraz size buraları gezdireceğim. Hep beraber göreceğiz. Şöyle ilerleyelim. Karşıdan güneş vurduğu için tam iyi görülmüyor ama bu yapının ismi Barbakan olarak geçiyor. Dediğim gibi tanıtacağım size. O zaman daha fazla bilgi vereceğim yani. Yaklaşık bir 15 dakikalık yürüyüşten sonra kalacağım yere geldim. WhatsApp'tan da yazışmıştık. Şöyle anahtarı bırakmışlar. 11 numarada kalıyor. Şöyle kod var. Yani o kodu bilmeden açamıyorsunuz. Şimdi çıkalım bakalım. Şimdi daireye girdim. Daha doğrusu kalacağım yer. Buranın günlüğüne yaklaşık olarak 180 TL vereceğim. Kur farkından dolayı 3-5 lira fark etmiş olabilir. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Tertemiz. Şöyle göstereyim size. Şurada küçük bir mutfağı var. Yani çay, kahve. Oo, çay, kahve her şey var burada. Şöyle.
şeyler yemeye geldim. Çok ilginç bir satış sistemi var burada. Büfeyi göstereceğim size. Gramla alıyorsunuz. Yani 100 gram yemek alıyorsunuz. Daha o sıra fark etmez. 3.96 slot ödüyorsunuz. Yani burada yemeğinizi alıyorsunuz. Orada tartıyorsunuz. Ona göre para ödüyorsunuz. Şöyle coleslaw denilen salata çeşitleri var. Fasulye var orada. Şurada soslu bir salata. Makarnalar var. Patates, lazanya var. Tavuklu. Chicken curry var. Var da var. Dediğim gibi burada 100 gram alıyorsunuz. 3.96. Şöyle yemeğimi göstereyim size. 25 slot diyor dedim. Şöyle bir tavuk var. Bir tane cannelloni, biraz pilav, salata ve bir tane de su. 25 slotu ne yapıyor bilmiyorum. Siz artık bulursunuz.